Amca. Kimsin sen? Yoksa Ahmet abi, nihayet geldim. Osman beni öldürecek. O beni bulmadan kurtar. Söyle kadırgaları hazırlasınlar. Gitmek istiyorum. Burada daha fazla duramam. Amca, benim. Osman. Sen Osman'sın. Yalvarırım, kıyma bana. Benim bir kabahatim yok. Ben tahta çıkmak istemiyorum. Amca, benim Murat. Murat. Şehzade Murat. Git, 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 git. Osman görmesin, ikimizi de öldürür, git. Amca, Osman abim vefat etti. Artık tahtta ben varım. Padişah benim. Osman öldü mü? Katlettiler oğlum, değil mi? İstemiyorum dedim. Tahta çıkmayacağım. Dinlemediler. Yapmayın. Kıymayın dedim. Boynuna urganı geçirdiler. Etmeyin dedim. Yalvardım. Uzun zaman evveldi bunlar amca. Hepsi geride kaldı. Senin bir kabahatin yok. Hiç olmadı. O zaman ben ne arıyorum burada? Aslanım nerede? Valide Sultanım. Saraydan çıkmamış. Haremde yok. Hükârımız. Bu geceyi Sultan Mustafa'nın dairesinde geçireceklermiş. Ne demek oluyor bu? Sebep? Malumatım yok sultanım. Yarının hepimiz için başka bir gün olacağını söylediler. Kadırgaları çok sevdiğini işitmiştim. Öyle ki iskeleden Asoda'ya kadar kayıkla gitmek istermişsin. Sana
balıklara altın dağıttığımı da söylediler, değil mi? Ha. Ama işte onlar balık değil, kullarımdır. Onlara bol bol altın dağıtacaksın ki sadık olsunlar. Kıymasınlar. Öyle ya. Kul padişahın eline bakar. Hele bir elini vermeye görsün. Kaptıkları gibi. Söyle bakalım. Hangi rüzgar attı seni buraya? Konuşmak istedim. Zira beni ancak sen anlarsın. Ne olursa olsun. Sen bir padişahsın. Evet. Hakikat bu. Devletim yok. Gücüm. Saltanatım. Hürriyetim dahi yok. Lakin padişahım. Şüphesiz bu bana Allah'ın bir lütfu. Aynı zamanda da laneti. Deli diyorlar. Değilim. Aklım ve ruhum ikiye yarıldı. Bütün padişahlar gibi. Bir yanda Murat, bir yanda Sultan Murat. Birisi herkes gibi alelade, korkan, üzülen, kırılan, kıskanan, seven. Herkes gibi ondan hesap sorulan. Öbürü herkesin. Her şeyin üstünde. Bu tabiat, bu dünyanın dışında. Yalnızca Allah'a hesap veren. İkisini birden taşımak ağır yük. Ağır, evet. Ama taşımak zorunda olduğum büyük. Taşıyamazsan Osman gibi canından olursun ya da benim gibi aklından. Peki. Nasıl taşıyacağım? Mümkün mü? Galiba işin sırrı ahenkte. Yani hangisi yukarıda kalacak, hangisi dibe çökecek?
adl, adalet, tadilat. Sen bana niye soruyorsun bunları? Yani ne bileyim ben? Bilsem bu halde olur muydu? Artık hiç kimse beni ziyaret etmiyor. Valide Sultan ziyaretime gelmiyor. Dil rubada. Hiç kimsem yok. Yapayalnızım. Ağalara sesleniyorum. Bana kestane getirin. Kimse sesimi işitmiyor.
Hünkârım. Divan mensuplarını haberdar et. Meclis toplansın. İlaveten Abaza Mehmet Paşa, Kemankeş de gelsin. Emredersiniz. Sabah şerifleriniz hayır olsun sultanım. Hünkârımız daireden çıkmış. Acilen divanın toplanmasını emretmişler. Neden toplamış divanı? Bir şey öğrenebildin mi? Sultanım, bir malumatım yok ama Abaza Mehmet Paşa ile Kemankeş Ağa da davet edilmişler. Mehmet Paşa'ya söyle, işi biter bitmez beni görsün. Emredersiniz sultanım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla divanımı açıyorum. Payitahtımın yarısını kül eden yangın ve akabinde cereyan eden hadiseler sebebiyle bir hat-ı hümayun kalemi aldım. Tezelden çoğaltılsın. Cümle mülkümdeki bütün vali, kadı efendilere gitsin. Onlar da usulünce ilan edip tatbik etsinler. Merakımı mazur görün hünkârım. Nedir bu hat-ı hümayunun muhteviyatı? Sabır. Öğreneceksin. Mehmet Paşa. Emredin hünkârım. Seni Bosna Beylerbeyliğinden azlettim. Bundan böyle kubbe vezirimsin. Allah sizden razı olsun hünkârım. Kemankeş Mustafa, hali hazırdaki bütün vazifelerinden seni azlettim. Bundan böyle Yeniçeri ağası olarak ocağın başına geçeceksin. Yeniçeri kullarımın başı olacaksın. Yüce gönlünüzle lütfettiniz hünkârım. Rabbim size karşı mahcup etmesin. Esas meseleye gelecek olursak. Aldığım yeni kararlar hayırlara vesile olsun. Sinan Paşa. Hünkârım.
Oku. Ben ki Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, üç kıtanın yedi iklimin padişahı Sultan Murat Han. Gördüğüm lüzum üzere bozulan nizam-ı alimin tesisi için yeni kararlar aldım. Birkaç senedir zuhur etmiş tütünün nice yangın ve türlü türlü fesada sebep olduğu için ortadan kaldırılması en mühim meselelerden olup, bundan sonra tebaamda bir ferdin bile tütün içmesi, tütün yaprağı ekip biçmesi ve alıp satması kat'i suretle yasaklanmıştır. Nicedir fitne ehlinin mesken tutup ihanet yuvasına çevirdiği kahvehaneler yasaklanmış olup tamamı kapatılacak ve yıkılacaktır. Nihayet hainleri masumlardan ayırmak için yatsı namazından sonra ikiden çok zatın birlikte yürümesi ve her bir ferdin fenersiz dışarıya çıkması yasaklanmıştır. Emrime itaat etmeyenler şer'i şerif ve kanun üzere idamla cezalandırılacaktır. Yasaklara riayet etmeyen bir yeniçeri, sipahi, hülasa asker tayfesinden dahi olsa müsamaha gösterilmeyecek, elleri ve ayakları kırılarak mensubu olduğu bölükle tüm alakası kesilecektir. Nasıl iştir bu? Tütün işlediği adam öldürmek de neymiş? Bunun adı zulüm. Alın uzatı. Zulümdür bu. Hünkârımız bu fitne fesat yuvalarını kapatma kararı almış demek. Hayırlara vesile olsun. Amin. Sular durulur inşallah. Huzura hasret kaldık efendim. İnşallah. İnşallah. Ahali şimdiden ağlayıp sızlanmaya başladı. Bildiklerini okuyacaklardır elbet. Ehli sünnet olarak biz bu yasakların takipçisi olacağız. Dağıtın bu kahvehaneyi. Kararlara ilaveten beni kubbe veziri tayin ettiler sultanım. Bundan böyle divanda gözünüz kulağınız ben olacağım. Âlâ. Peki kemankeş? Onu da çağırmışlardı divana. Kemankeş artık ketüdağınız değil. Yeniçeri Ocağı'nın başına geçti. Hayırlısı olsun. Nizam-ı alem için tedbir almak şart. Benim endişem cezaların ağırlığı. Sırf tütün içti diye birini idam edeceksek halimiz nice olur. Siz başımızda oldukça her türlü melanetin üstesinden geliriz sultanım. Sultanım, dün akşam silahtar aile tesadüf ettim. Bir laf etti, mana veremedim. Neymiş o? Hanedana damat olacağımı işitmiş.
Nasıl kulağına gitmiş hayret. Öyle bir düşüncem var evet. Fakat henüz karar vermedim. Siz nasıl münasip görürseniz sultanım. Artık buradaysan paşam, tetkik etmeni istediğim bir mevzu var. Şehzade Bayezid gizlice saraydan gidip yanlış bir işe karışmış. Aslı astarı nedir öğrenmeni istiyorum. Emredersiniz sultan. Bu yasaklar bardağı taşıran son damla olacak. Ahizade Efendi ile konuştun değil mi? Elbette. İlmiye'de boşalan makamlar için yeni tayinler yapacak. Âlâ. İnşallah Sultan Murat tasdik eder. Karşı çıkabileceği isimler değil Sultan. Hepsi itibarlı, tecrübeli zatlar. Beni esas düşündüren Şehzademiz Bayezid. Ölüme mahkum edilmiş bir yeniçeriyi subaşının elinden almış. Şehzademiz yok yere ateşle oynuyor. Ben alakadar olacağım. O ses neydi öyle? Sultan, hareme dönün siz. Yakalanıyordum bari. Ne oldu peki Gülbahar Sultan? Kimle konuşuyormuş? Yine göremedim. Ne konuştular onu da duyamadım. Her kimse. Mevki makam sahibi olduğu muhakkak. Bir şeyin peşindeler Narin. Gülbahar denen o iblis hünkârımızın başına çorap örecek. Ne yapabiliriz ki sultanım? Hünkârımıza diyemeyiz. Kösem Sultan'a da. Gidebileceğim biri var. O bir çaresini bulur. Civan Merdim, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne diye idam mahkumu bir yeniçeriyi azat edersin? Üstüne vazife mi? Siz nereden öğrendiniz bunu? Sinan Paşa'ya malumat gelmiş. Gizlice çıktığın yetmiyormuş gibi bir de subaşının elinden yeniçeri almışsın. Ya Sultan Murat'ın kulağına giderse? Korkacak bir şey yok. O yeniçeri masumdu. Hem ben izah ederim hünkârımıza. Sakın. Hayır. Durduk yere suyu bulandırma. Bir şekilde vaziyeti örtbas edeceğiz. Hem sen ne demeye çıkıyorsun anlamıyorum. Bir sebebi yok validem. Sarayda sıkıldım, dolaşmak istedim biraz. Hünkar abinin aldığı kararları işitmedin mi aslanım? Ahaliyi kırıp geçirecek. Sakın göze batayım deme. Gel. Silahdar. Sultanım. Neyin var? Solgun görünüyorsun. Afiyetteyim sultanım. Hünkârımızı görmeye geldiyseniz burada değiller. Aslında ben... Seninle konuşmaya geldim silahdar. Hayır olsun inşallah. Mesele nedir? Gülbahar Sultan. Sultan. Hasbada başım. Hüseyin Ağa.
hünkârım gelmenizi buyurdular. Geliyorum. Sizi dışarıda bekleyin. Sizi derhal götürmek için emir aldım. Başlayın. Bana rağmen mutlu olamayacaksınız demiştin. Yaptın. Başardın Atike. Başardın. İyi bak. Silahları son görüşümüz olabilir. Senin yüzünden felaketine yürüyor. Ben bunu istememiştim. Hünkârımıza anlattıklarınla idam fermanını sen imzaladın. Benimle evleneceğini görmektense ölümünü yeğledin. Ölüm istedim, evet. Sizi birlikte gördüğüm gün ölmek istedim. Kendimi zehirledim. Farya kurtarmış beni. Kardeşine ihanet ederek beni de, onu da ölüme gönderen sensin Geveran. Yangının izlerini siliyoruz sultanım. Emriniz üzere şehir yeniden inşa ediliyor. Ben de kendi konağımı yaptırıyorum. Biter bitmez taşınacağım.
Gel. Validem. Sultan. Ne bu halin? Mevzu yine mi silahtar? Hünkârımız kıyacak ona. Yalvarırım bir şey yapın validem. Sizden başka kimse engel olamaz. İsterseniz Mehmet Paşa ile evlenirim. Ya da her kimle istiyorsanız onunla. Razıyım. Yeter ki silahlara bir şey olmasın. Kendine gel Geverhan. Topla kendini. Sen bir sultansın. Elimde değil. Canım yanıyor. Zamanla geçer. Geçmezse de kederinle yaşamayı öğrenirsin. Çık. Evlenmesine mani olmaktı Farya. Böyle bir niyetim yoktu Farya. Ben ne yaptım? Hemen ümitsizliğe kapılma. Hem nereden biliyorsun hünkârımızın idam edeceğini? Bostancılar koluna girmişti. Zorla bir yere götürüyorlardı onu. Başka da olabilir ki. Abim silahları idam ederse... Kendimi ömür boyu affetmem Farya. Vaktiyle zindandaki hücremden beni de zorla çıkarıp götürmüşlerdi. Hiç kurtuluşum olacağını düşünmemiştim. Ama Sultan Murat kıyamadı bana. Kızdı, öfkesini kustu. Ama vazgeçmedi benden. Silahlardan da vazgeçeceğini hiç sanmıyorum. Gibi doğru ol da yaydan kurtul. Çünkü her doğru okun yaydan fırlayacağına şüphe yok. Dış savaşından kurtulunca iç savaşına yüz tuttum. Biz şimdi küçük muharebeden döndük. Peygamberimizle beraber büyük muharebedeyiz. Allah'tan epeydir dergahımızı ziyaret etmemiştiniz hünkârım. Şeref verdiniz. Abdülmecit Sivas Efendi. Size hürmetim büyük. En yakın zamanda Sultanahmet Camii'ne gelip vaazınızı dinlemek isterim. Mesele malumunuz. İsyanlar, ihanetler, yangınlar. Allah'ın izniyle yakında hepsi bitecek. Nizam-ı alemi tekrar kuracağım. İnşallah. Yasakları işittim. Dua edin de neticesi arzu ettiğiniz gibi olsun. Kararımdan şüphe mi edersin? Haşa, benim padişahım. Şüphe değil, endişelerim mevcut. Hak için intikam almak hünkârımıza farzdır. Lakin bu intikam zulme dönerse... Maazallah nizam o vakit bozulur. Daha olsak yıkılır gideriz. Zira devlet zulümle değil, adaletle ayakta durur. Vakit geldi mi hünkârım?
Size Bayezid'in kabahatinden bahsetmiştim. Ne yapacaksınız merak içindeyim. Vaziyeti ben tetkik ediyorum. Sen elinden geleni yaptın. Bundan sonra karışma artık. Mevzu bahis hepimizin hayatıyken benden uzak durmamı bekleyemezsiniz validem. Şehzadem, Bayezid bir hata yapmış olabilir. Fakat asla Hünkar abinin tahtına göz dikmez. O benim evladım sayılır. Sizlerle birlikte elimde büyüdü. Biz de büyümüş olabilir lakin bizden değil validem. O sizin oğlunuz değil. Tıpkı merhum abim Sultan Osman gibi. Onu da bizden ayırmadınız. Çok sevdiniz hatta. Sonra ne oldu? Tahta çıkar çıkmaz sizi eski saraya sürgün ettirdi. Bizleri kafese kapattırdı. Hatta fırsatını bulur bulmaz Mehmet abimi katletti. Aynı şey değil. Tahta Murat abim var şimdi. Yarın ne olacağını bilemeyiz validem. Merhum babam da erken vefat etmedi mi? Ya Hünkar abim de... Sus, ne biçim konuşuyorsun? Ağzından yel alsın. Rabbim uzun ömürler versin oğlum. Amin validem ama... Bayezid Ekber Şehzade. Yani tahtın varisi. Bütün bunları düşünüp tedbir almamız gerekmez mi? Hünkârım, silahlar nerede? Neden yanınızda değil? Yeveran, daire neden? Yaptınız değil mi? Kıydınız ona. Nasıl yaparsınız böyle bir şey? Atike'nin lafıyla... Nasıl vazgeçersiniz ondan? Söz vermiştiniz. Saadetim için ne gerekiyorsa yapacaktınız. Söz vermiştiniz. Adı Hüsrev. Subaşının söylediğine göre 43. ortadanmış. Malumatınız var mı? Nasıl bulurum bu adamı? Tekrar idam hükmü verilecek korkusuyla sırra kadem basmış. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Paşam. Hayrolsun. Gece vakti nedir sebebi ziyaretiniz? Şehri teftişe çıktım. Malum. Yasaklar başladı. Hazır dışarı çıkmışken ocağa uğrayayım dedim. Ne iyi etmişsiniz. Buyurun size bir şeyler ikram edelim. Sağ ol kemankeş ağa. Eksik olma. Ben daha sonra vakitlice uğrarım. Zira bulmam gereken bir yeniçeri var. Kimmiş o yeniçeri Ferhat ağa? Niye soruyor paşa? Devletli. Payitaht büyük bir yangından çıkıp yaralarını sararken nizam-ı alem için sert tedbirler almak şart. Fakat neden böyle ağır cezalar veriyorsun? Bırak zindanda kalsınlar, akılları başlarına gelsin. Oğlum,
Böyle giderse ahalinin sevgisini tümden kaybedeceksin. Hangi ahali validem? Rahmetli abim Sultan Osman'ın elini kolunu bağlayıp sokaklarda dolaştıran ahali. Benim onların sevgisine ihtiyacım yok. Sonunun abin gibi olmasından korkuyorsun değil mi? Veyahut amcan gibi. Onun için gittin dairesine. Korkularınla yüzleşmek için. Benim kimseden korkum yok. Kan beynine sıçradığında nasıl öfkelendiğini biliyorum. Gözünü budaktan esirgemediğini de biliyorum. Evet, bir hünkâr cesur olmalı. Fakat kaybedeceği savaşa girecek kadar değil. Ok yaydan çıktı validem. Savaş çoktan başladı. Ben göklerden gelen hüküm neyse ona razıyım. Ya kazanacağım ya kaybedeceğim. Yeni vazifen hayırlı olsun Kemankeş. Artık Ketudam değilsin. Sevinmişsindir herhalde. Haşa sultanım. Ben sizin sevindiğinizi düşünmüştüm. Beni yanınızda istemiyordunuz. Neyleyim ki hala yanımdasın. Sultanım. Abaza Mehmet Paşa ocağa geldi. Sizin emrinizle bir yeniçeriyi arıyormuş. Doğru, ben söyledim. Merakım mazur görün sultanım. Neden bana haber vermediniz? Ben gereğini yapardım. Doğru yapardın. Hemen gidip oğluma anlatırdın. Sultanım. Görüyorum ki bana olan öfkeniz ve kırgınlığınız geçmemiş. Telafisi olur mu bilmiyorum. Lakin ben elimden geleni yapacağım. Tek arzum bana yeniden itimat etmeniz. Canınıza yoldaş saymanız. Kemankeş ağam. Hüseyin. Hayrola silahların odasında ne işin var? Has oda başı mı oldun yoksa? Silahlar ağa dönene kadar öyle ağam. Tabii eğer dönebilirse.
emrini teslim et. Sana bu mührü verdiğim günü hatırlıyor musun? O gün bana bir söz vermiştin. Sözünü tutamadın Mustafa. Hakikati benden gizledin. Yalan söyledin. Arkamdan işi çevirdin. Ben vaziyeti izah ettim size. Yaveren Sultanımıza olan hislerimi anlattım. Zinhar gizlemedim. Yalan söylemedim. Peki Atike? Ondan neden bahsetmedin? Hünkârım bağışlayın lakin... Bu mevzuda bir şey diyemezdim. Atike Sultanımızın hislerinin karşılığı bende yok. Hal böyleyken... size söyleyip... kendilerini incitmek istemedim. Atike'ye böyle söylemiyor. Olsun kabahat senin Mustafa. Mesele bu raddeye hiç gelmemeliydi. Yazık. Hakkında bunları mı işitecektim? Nefsinin kurbanı olmuşsun belli. Şimdi söyle Mustafa. Yanımda, en yakınımda. Nasıl tutarım seni? Nasıl güvenirim sana? Sen söyle Mustafa. Sana ne yapmak gerek? Hünkârım. İtimadınızı kaybetmek... benim için ölümden beter. Canımı almanızı isterim. Thank you.
kulun iyi hali, kalbin maruz kaldığı beşeri havatırın, nefsani vesveselerin ve dünyevi arzuların en sakin olduğu zamandadır. Nefsi ise en iyi dört şeyi terbiye eder. Susmak, açlık, yalnızlık ve uykusuzluk. Bize teveccüh et. Silahtar gelmemiş yanında. Ben de herkes gibi ona ne olduğunu merak ediyorum. Çilehaneye kapandı. Çilehane ne demek? Zindana mı atıldı? Ademoğlu'nun kendisiyle baş başa kaldı. Nefsini terbiye etmek için inzivaya çekildiği yer fare. 40 gün, 40 gece... orada kalacak, ibadet edecek. Zor bir imtihandan geçiyorsun yine. Ancak bunu da atlatacaksın. Çünkü sen mesele sevdiklerin olunca kalbinle hareket ediyorsun. Ve kalbinin sesini dinleyen yanılmaz. İnşallah.
cenaze vakti geldi hünkârım. Ne yaptıklarını görüyor musun silahlar? Musa Çelebi'ye ne yaptıklarını görüyor musun? Acımadan kıydılar. Vahşice katlettiler. Can dostum. Ben hiçbir şey yapamadım. Koruyamadım onu. Siz gereğini yaptınız hünkârım. Onu asilere teslim etmediniz. Sakladınız. Lakin bulmuş hainler. Benim hasada başımda. En yakın. Tek suçu. Bana sadık olması. Ölüme giderken dahi sadakatle taşıdım yürü. Sen aynısını yapabilir misin? Rabbim, uğrunuzda can vermeyi nasip etsin hünkârım. Madem öyle, bundan böyle bu mühür senin. Neyse söyle, gidip hesabını soracağım. Tamam, bir şeyim yok. Ağlamıyorum bak. İyiyim. Selim aslan torunum. Hadi sen aşağıda biraz oyna, biz annenle konuşacağız. Thank you.
Ne yapıyorsun sen? Ne bu halin? Kendini düşünmüyorsan evladını düşün. Düşünüyorum zaten. O olmasa... O olmasa ne? Silahlar için canına mı kıyacaksın? Gücüm kalmadı valide. Tahammülüm kalmadı. Ne size, ne hünkârımıza, ne bu saraya. Mutlu olmak için küçücük bir umudum vardı. O da silahlarla öldü. Hatasının bedeli şüphesiz ki ölüm. Fakat hünkâr kardeşin canını bağışladı. Silahlar yaşıyor mu? Affetti demek. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Onunla evlenmem mümkün değil. Daha önce de söylediğim gibi Abaz'a Mehmet Paşa ile evleneceksin. Çok şükür ya Rabbim. Ona bir şey olacak diye o kadar korktum ki Farya. Neredeymiş peki? Ne vakit dönecek? Sana yaşattığı onca acıdan sonra. Hala soruyor musun bunu? Ne olacak dönünce? Ne yapacaksın? Hiçbir şey olmamış gibi yanına mı gideceksin? Bilmiyorum Farya. Deniyorum. Lakin elimde değil. Unut onu diyorum. O seni kandırdı. Kalbini paramparça etti. Lakin yok, yapamıyorum. Her geçen gün artıyor ona karşı olan aşkım. Belki bir gün her şey düzelir. Ve biz yine... Sen ne konuştun hünkârımızla? Ne söyledin de tekrar umutlandın böyle? Canıma kıyarım dedim Farya. Eğer Gevherhan'la evlenirse hiç acımam, kendimi öldürürüm dedim. Atike. Yarın ne olur bilmiyorum. Ama bana bir söz ver. Lütfen. Ölüm yok. Bunu aklının ucundan dahi geçirme. İkrar ayininde her biriniz nefsinizi terbiye edeceğinize, yalan söylemeyeceğinize, harama el uzatmayacağınıza, yola, yoldaşınıza, padişah efendinize sadakat yemini etmediniz mi? Ne vakit bu şerefli ocağın
kadim nizamını unutup yoldan ayrıldınız peki? Nizamı tesis etmeniz gerekirken suça, rüşvete, yağmaya karışır oldunuz. Bir yeniçeri evvel kılıç tutan elini değil, o ele hükmeden kalbini terbiye edecek. Kalbini bozan, davasına, yoldaşlarına ihanet eden, ne kadar hain varsa hepsi cezasını çekecek. Kimseye af yok. Hacı Bektaş-ı Veli, demine devranına uuu diyelim. Burada adam. Nereden çıktı bu hatunlar? Yeni gelen cariyeler sultanım. Gidenlerin yerine geldiler. İyi bak Farya. Senin sonunu onlardan biri getirecek. Şimdi de umudunu bu hatunlara mı bağladın Ayşe? Boşuna bekleme. Ben asla senin gibi olmayacağım. Büyük lokmaya büyük laf etme. Bir gün ettiğin lafın altında kalırsın. Son günlerde pek karşılaşır olduk Ayşe. Başımı nereye çevirsem seni görüyorum. Kötü bir tesadüf sadece. İnşallah öyledir. Zira başka bir maksadın varsa senin için hiç hayırlı olmaz.
Bu kadından bir an evvel kurtulmam lazım Erdin. Farya Sultan mı? Gülbar Sultan'ı diyorum. O kadın her fırsatta karşıma dikilip tehdit ediyor beni. Lakin ben ona ne yapacağımı iyi biliyorum. Herkes o kadının neler çevirdiğini öğrenecek. Bu saraydan defolup gidecek. Yapmayın sultanım, eğer ifşa ederseniz. Ben etmeyeceğim Narin. Farya ifşa edecek. Hünkârım. Payitahttaki kahvehanelerin ve tütün satan dükkanların tamamı kapatıldı. Ambarlarındaki mallarına da el konuldu. Tütün ve kahve tüccarlarının ticari izinleri feshedildi. Gelen gemileri limandan geri gönderiyoruz hünkârım. Âlâ. Kimseye iltimas geçilmeyecek. Makamı, mevkii ne olursa olsun. Şüphesi dahi kâfi. Emrime riayet etmeyen cezasını çeker. Merak buyurmayın hünkârım. Yasakların tatbik edilmesini bizzat temin ediyorum. Âlâ. Hünkârım. Cezaların caydırıcı olduğu muhakkak. Lakin sükuneti sağlamak için alınması icap eden tedbirler var. Neymiş onlar? Yangında ulemadan pek çok kıymetli zatı kaybettik. Devlette devamlılık esastır. Adaletin gecikmemesi için boşalan makamlara yeni isimler seçmek elzem. Şayet münasip görürseniz tayinleri derhal yapacağım. Tetkik edip kararımı daha sonra bildireceğim. Başka bir şey yoksa çekilebilirsiniz. Civan Merdim, hazırlanmışsın. Bir yere mi gidiyorsun? Gözem Sultan haber yollamış. Beni görmek istiyor. Hayırlar olsun. Nereden icap etmiş? Bir malumatım yok validem. Ben de merak içindeyim. Gidince göreceğim. Bayezid dur bekle. Zeynel Ağa da seninle birlikte gelsin. Ne lüzum var? Sultan'ın ne yapacağı belli olmaz. Hiç değilse yanında güvendiğim bir adam olsun. Bir şey olacağı yok. Boşuna telaş ediyorsunuz. Lakin içiniz rahat edecekse gelsin. Zeynel, şehzademizle birlikte git. Tayini istenilen zatlar Ayzade Efendi'ye yakın, ona sevgi ve hürmeti olan zatlardır. Hatta birçoğu eski talebesidir. Görünen o ki Müftü Efendi makamını hırsları ve emelleri için kullanmaya başlamış. Çıkar kokusu. Ne zamandır seninle görüşemedik ya Yahya Efendi? Yasaklar hakkında sen ne düşünüyorsun? Adalet terazisinin kaç dirhem çektiği gözle görünmez hünkârım. Bazen gaddarlık gibi görünen şey merhametin ta kendisidir. Zira bir kişiye gösterilen merhamet bin kişiyi kana boğar. Doğru yolu gösteren tek pusula vardır. Vicdan. Mühim olan
onun ne söylediği. Gel. Hünkârım, Anadolu Beylerbeyi Yadigar Paşa yollamışlar. Hünkârım, kötü bir şey mi var? Yadigar Paşa Anadolu'daki vaziyetle ilgili istihbarat yollamış. Bursa ve çevresinde yasaklarım tam tatbik edilmiyormuş. İznik Kadısı Gümüşzade Mehmet Efendi rüşvetle herkesi serbest bırakmış. Kim bu Gümüşzade Efendi biliyor musun? İyi bilirim hünkârım. Günah boynuna, vaktiyle rüşvet aldığına dair pek çok itham vardı. Lakin Aizade Efendi bütün bunlara kulak tıkayıp mükafat verir gibi Gümüşzade'yi İznik Kadısı tayin etti. Valide Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Evet Bayezid. İşittim ki hünkâr abinin idam cezası verdiği bir yeniçerinin canını bağışlamış. Siz bunu... Adı Hüsrev. Hatırladın mı? Karışıklık olmuş. Hüsrev o gece yangında bana yardım etmiş, ahalinin imdadına koşmuştu. Ben de buna istinaden... İyi niyetinden şüphem yok. Fakat hata etmişsin. Suçunu itiraf ettin. Keman Keşan, Allah aşkına bağışlayın. Şeytana uydum, bir hata ettim. Tövbe bir daha yapmam. Masum olduğunu sanıyorum. Hakikati bilsem zinhar yapmazdım. Masum ya da değil. Hünkârımızın hükmünü hiçe saydın. Bunun ne demek olduğunu biliyorsun değil mi? Art niyetim yoktu sultanım. Hünkâr abimin hükmünü hiçe saymak aklımın ucundan dahi geçmez. Kendisine izah edecektim zaten. Fakat etmedin. Çünkü saraydan gizlice çıktı. Bu ikimizin arasında kalacak. Bundan sonra daha dikkatli olursun. Benden ya da hünkârımızdan sakladığın herhangi bir şey, masum dahi olsa, sana zarar verir. Sultanım, cüretimi mazur görün. Fakat en doğru olanı yaptınız. Hünkârımız böyle bir kabahati zinhar affetmezdi. Demek ki neymiş Kemankeş? Bazen susmak konuşmaktan daha hayırlıdır değil mi? Thank you.
Bayezid? Hayırdır, bir şey mi oldu? Seni alakadar etmez. Gel. Hoş geldiniz Fahri'de. Sarayda olmadığınızı söylediler. Evet, vakıfta işlerim vardı, oraya gittim. Nedir o? Ahizade Efendi'ni tayin etmek istediği zatlar. Hepsi kendine yakın zatlar. Ulema içerisinde hizip kurmak istediği aşikar. Müftü Efendi bu isimleri verdiyse onaylaman lazım. Siz ne diyorsunuz Faride? Alenen ihanet içerisindeler. İstediklerini verip kendi kuyumu mu kazayım? Belli ki bu isimler de işin içinde. İstedikleri tayini yap ki huylanmasınlar. Biz de bilelim düşmanlarımızı, isimiz. Dediğiniz gibi olsun. Ben yarın Bursa'ya gidiyorum. Bir müddet payitahtta olmuşum. İznik kadısı hakkında şikayetler almış yürümüş. Bizzat tetkik edeceğim. Devletim, sen niye gidiyorsun? Emir ver, getirsinler haini. Biliyorsun, arslan çekilince sırtlanlara gün doğuyor. İşte tam bu sebepten gideceğim Varide. Bakalım kimler yokluğumu fırsat bilip ne işler çevirecekler. Varsın meydanı boş bıraktım sansınlar, dolaşsınlar. Öyle bir anda bineceğim ki tepelerine. Neye uğradıklarını şaşıracaklar. Şükürler olsun. Sen kapıdan girene dek öldüm öldüm dirildim. Ne oldu? Neden çağırmış Kösem? Kösem Sultan nasıl öğrendiyse canlı başladığım Yeniçeri'yi bulmuş. Gözlerimin önünde aldı kellesini. Hiç şaşırmadım. Hakikati kendi gözlerinle gördün. Aman dileyen masum birine yardım etmeni dahi kabahat sayarlar. Keşke öyle olsaydı validem. Hiç olmazsa dik dururdum. Lakin canını bağışladığım Yeniçeri masum değilmiş. O da yağmacılardan biriymiş. Ben nasıl kandım buna? Kösem. Kösem bu vaziyeti kullanıp Hünkar abini sana karşı dolduracaktır. Mevzuyu kapattı validem. Eğer söyleyecek olsaydı beni yanına çağırmazdı. O hiçbir şeyin üstünü kapatmaz oğlum. Hele ki bir zaafını, açığını bulmaya görsün. En münasip vakti kollar. Hiç ummadığın bir anda kafile avlar seni. Beni yanında getirmekle neye yettin? Çoktandır saraydan çıkmamıştım. Yasaklara uymayanlar ölümle cezalandırılacak, öyle mi? Amcanın odasında ne oldu Murat? Sana ne söyledi ki bu kararları aldın? Amcam mazide çektiğim acıların ete kemiğe bürünmüş Halif abi. Tarihin tekerrür etmesine asla izin vermeyeceğim. Bu yangın benim felaketim olmayacak. Vatikan nasıl? Yalnız bırakmıyorsun değil mi? Hep yanındayım. Ama
Ama? Silahları olan hisleri beni korkutuyor. Yangın gecesi canına kıymak istedi. Zehir içmiş. Tesadüfen fark ettim de kusturdum. Dur bakalım, dur. Sultan Murad'ın yasaklarından haberin yok mu senin? Ne demeye fenersiz dolaşırsın gece vakti? Ya var git işine. Ne olmuş yani fenersiz çıktıysam, adam öldürmedim ya. Hem Sultan Murad nereden görecek şimdi beni? Sarayında keyif çatıyordur o zalim. Re soysuz. Ne malum sarayında keyif çattı? Belki tam karşındadır. Hünkârım siz... Ağlar. Tez vurun boynunu. Hünkârım yalvarırım yapmayın. Ben imamın oğluyum. Babama yemek götürüyorum hemen şuradaki camide. Ev yakın olduğu için fenere gerek duymadım. Bir cahillik ettim hünkârım. Yalvarırım acıyın bana. Onu emirlerime karşı gelmeden evvel düşünecektin. Hünkârım yapmayın. Hünkârım yalvarırım kıymayın bana acıyın. Hünkârım yalvarırım. Ben bir cahillik ettim. Affedin yapma. Hünkârım. İzin ver gitsin. Yalvarırım. Nasıl korktu baksana. Affedin. Hatasını anladı bir daha yapmaz. Hünkârım ne olur affedin beni yalvarırım hünkârım. Üzerine vazife olmayan işlere karışma. Babama yemek götürüyorum hünkârım. Sakın. Hünkârım ne olur, ne olur acıyın bana hünkârım. Hünkârım ne olur, bir daha yapmam. Hünkârım hayır. Fahri Sultan'ı saraya götürün. Yoksa kötü bir şey mi oldu? Murat, gözlerimin önünde yasakları çiğneyen birine ölüm emri verdi. Mani olmaya çalıştım, yapma dedim. Ama bakışları öyle soğuk, öyle acımasızdı ki. Bunu hiç öyle görmemiştim. Sultan Murat bir hükümdar. O bir şeye yasak diyorsa yasaktır sultanım. Buna mani olmak, tartışmak bizim işimiz değil. Haddimiz de değil. Onca hadiseden sonra kendini kaybetti sanki. Bu yükün altında ezilip vicdanını kaybetmesinden korkuyorum. Endişe etmeyin. Nedir bu? Bilmiyorum. Kim yazmış? Bilmem. İsimsiz. Gülbahar Sultan'ın biriyle gizli işler çevirdiğini yazmışlar. Sultan Murad'ın saltanatına karşı tertip için nelermiş. Derhal Murad'a söylemem lazım. Sultanım, bence acele karar vermeyin. İşin aslını öğrenmeden biz sultanı itham ederseniz başınız derde girer.
Yarın sabah Bursa'ya hava gidiyorum Kemankeş. Sen de geliyorsun. Yasakların Anadolu'da tatbik edilip edilmediğini görmek istiyorum. Siz nasıl arzu ederseniz hünkârım. Fakat bağışlayın. Payitaht sükûta ermeden gitmemiz bilmem doğru olur mu? Silahlar ağda yok. İşin aslını anlatacağım. Mehmet Paşa. Hünkârım. Seni İstanbul muhafızı tayin ediyorum. Her daim tetikte ol. Sarayın, ailemin emniyetinden sen mesulsün. Emri ferman yüce padişahımızındır. Gel. Sultanım. Bağışlayın, bu vakitte sizi rahatsız ettim. Ancak söyleyeceklerim mühim. Dinliyorum. Hünkârımızla birlikte taşraya çıkmıştık. Saraya döndüğümde dairemde bu mektubu buldum. Kim yazmış bunu? Bilmiyorum. İsim yok. Ağalara sorgu sual ettim. Kimse bir şey görmemiş. Aslanıma söylemedin inşallah. Önce size gelmeye münasip buldum. Meselenin aslını öğrenmeden Gülbahar Sultan'ı itham etmek olmaz. İyi yapmışsın. Bundan kimseye bahsetme. Ben alakadar olacağım bu mevzuyla. Sultanım. Eğer elimden gelen bir şey olursa bilin ki hünkârımız için ne gerekiyorsa yaparım. Kim yazmış olabilir bunu? Vallahi sultanım. Şaştım kaldım. Ben mi soruşturayım? Belki biz buluruz. Allah rızası için ne olur bizim bir günahımız yok. Ne olur yardım edin. Ne olur yardım edin, bizim bir günahımız yok. Deli Muhammed aşkı için ne olursunuz yardım edin. Nereye götürüyorsunuz bu garibanları efendiler? Ne garibanı? Bunlar sultanın yasaklarına riayet etmeyenler. Şu evin penceresinde tütün kokusu aldık. Eve baskın verdik. İçeride gizlice tütün içiyorlardı. Vallahi benim bir günahım yok. Tütün içmiyorduk. Bunlar Kadizade Efendi'nin avanesi. Sırf Abdülmecid Sivasi Efendi'nin fikirlerini savundum diye iftira atıyorlar bana. Olacak iş mi bu efendiler? Bizler de Sivasi Efendi'nin dergahındanız. Bu ne cüret? Yeniçeriliğe mi özenir oldunuz? Sizlere mi kaldı evlere baskın vermek? Bir günahları varsa Yeniçeri icabına bakar. Salıverin. Ne yapalım? Bu günahkarları sizin gibi görmezden mi gelelim? Lafına dikkat et efendi. Size mi soracağız ne yapacağımızı? Geldiğime haber verin. Hünkârımız saraydan ayrıldılar sultanım. Bursa'ya ava gittiler. Ava mı? Ne zaman dönerler peki? Malumatımız yok sultanım. Nereden çıktı bu ava anlamadım. Madem hep beraber gideceğiz, Bayezid niye gelmiyor? Hünkar abimiz öyle münasip görmüş. Vardır bir bildi. Sen bir şey mi biliyorsun Kazım? Neden gelmiyor Bayezid? İbrahim farkında değil misin? Yangından sonra aralarına bir mesafe girdi sanki. Eskisi kadar yakın değiller, görmüyor musun? Kim bilir? Belki de Hünkar abimiz onun hakiki yüzünü görmüştür. Thank you.
Kadızade Efendi. Bir zat geldi, sizi görmek istiyor. Mesele mühimmiş. Gelsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Safalar getirdin Sivasi Efendi. Buyur. Fazla kalmayacağım. Payitahtımızda yaşanan elim hadiseler hususunda bir konuşalım dedim. Bilhassa dün geceki hadiseyi. Avanelerin yol kesip adam toplar olmuş. Bilhassa benim dergahımdan olanları. Yanlış işitmişsin. Asıl senin avanelerin yol kesmiş. Hünkârımızın emirlerine karşı çıkan, yasakları çiğneyenlere müdafaa edip günahlarına ortak olmuşlar. Biz padişah efendimizin karşısında duranların yanında olmayız. Lakin yasakların bekçiliğine de soyunmayız. İlmimizi, gücümüzü ahalinin yaralarına sarmaya harcarız. Onları hayata zehir etmek için değil. Biz de üzerimize düşen neyse onu yapıyoruz. Aynını size de tavsiye ederim, Sivasi Efendi. Yasakların tatbik edilmesine mani olursanız, bunun hesabını padişah efendimize nasıl verirsiniz? Bizim veremeyeceğimiz hesabımız yoktur çok şükür. Lakin sen ahirette vereceğin hesabı düşün. Zira ah da yerini bulur. Hakta. Gülbahar Sultan'ın devlet erkanı ile işbirliği yaptığına dair bir ihbar aldım. Hünkaroğlu'ma karşı tertip edildiği yazıyor. Mektubu kim göndermiş sultanım? İsimsiz bir ihbar Halil Paşa. Nicedir Gülbahar'ın gizli ittifaklar içinde olduğunu tahmin ediyordum zaten. Muhakkak ki doğru. Kim olabilir sultanım? Aklınızda biri var mı? Bütün oklar ne yazık ki Şeyhülislam Ahizade Efendi'yi gösteriyor. Ulemada boşalan makamlara kendine sadık zatları tayin etmiş. Bir işler çevirdiği aşikar. Bayezid'in etrafında da dolanıyordu zaten. İhtimal vermek istemem sultanım. Lakin şehzademiz de bu tertibin içinde olabilir mi? Zannetmiyorum. Fakat her ihtimali düşünmemiz lazım. Mehmet Paşa, Halil Paşa, siz bu isimleri takip edin. Bir şey öğrenirseniz, şüphelendiğiniz bir şey olursa hemen gelip bana haber verin. Emredersiniz sultanım. Ahizade eski kurttur. Ser verir, sır vermez. Ama oğlu bir şeyler biliyor olabilir. Mehmet Paşa, sen onu bir ziyaret et. Belki bir şeyler öğrenirsin. Emredersiniz sultanım. Hünkârımızın payitahttan ayrılması hiç iyi olmuyor. Eğer istihbarat doğruysa her an harekete geçebilirler. Biz de bunu istiyoruz zaten. Onlar harekete geçsinler ki dostumuzu düşmanımızı öğrenelim. Sultanım.
Söyle Sinan Paşa. Sultan Murad'ın aldığı tedbirler ulemayı da sindirmiş. Padişah'a karşı cephe almaktan korkuyorlar. Ahizade Efendi ikna etmeye uğraşacak. Lakin işimiz zor. Karşı duracakları bir padişah olmazsa o vakit işler değişir. Sen dediğimi yaptın, öyle değil mi? Paşa'ya çoktan haber yolladım. Gereğini yapacak. Ancak biraz erken değil mi sultanım? Beklememizi istemiştiniz. Kösem bir işler çeviriyor Sinan Paşa. Bundan şüphem yok. Hazır Sultan Murat, Şehzade Kasım ve İbrahim'i de yanına almışken... onlardan evvel davranalım ki ava giden avlansın. Peki yerinde İbrahim? Öyle hünkârım. Epey de saraydan çıkmamıştım. Bilhassa beraber olmak iyi geldi. Bana da öyle. Hünkârım merakımı mazur görün. Şehzade Boyacı abim niye gelmedi? Yani aramız pek iyiydi. Kabahatim mi var? Selamünaleyküm ağalar. Ben öyle münasip gördüm Kasım. Aleykümselam. Buralarda kahvehane var mı kahvehane? Bulamazsınız Beyzade. Kahvehaneler yasaklandı. Biz yabancıyız da kumaş almaya geldik buraya. Çok kıymetli misafirlerim var benim. Yani sizin bildiğiniz bir yer vardır. Ben bir yer biliyorum aslında. İsterseniz sizi götürelim ya. Hoş geldiniz beyim. Buyurun böyle. Hoş geldiniz. Kahvelerinizi hemen getiriyorum. Tam tahmin ettiğim gibi. Kahvehaneleri yer altına çekmişler. Benim emrimi, hükmümü hiçe sayıyorlar. Arsıza söz işlemezmiş hünkârım. Siz merak buyurmayın. Yerin yedi kat dibine inseler bulacağız inşallah. İyi, hallettin mi? Haber ettim hünkârım, geliyorlar. Demek hükümdarımızın yasaklarına kulak asmayıp gizli gizli kahve ve tütün içersiniz ha? Yakalayın hepsini. Derhal kadının huzuruna çıkarın. Cezaları kesilsin. Yürü haydi. Sen de. Sizler tütün ve kahve içmenin yasak olduğunu bilmiyor musunuz? Biliyoruz bilmesine kadı efendi de vazgeçmek o kadar kolay değil. Ya. Canından vazgeçmek kolay mı? Cezası idam. Nereden geldiniz siz buraya? Biz payitahttan geldik. Orada yasaklar daha sıkı. Biz taciriz. Birkaç günlüğüne geldik. Yapmayın kadı efendi. Bunun için bizi öldürecek değilsiniz herhalde. Kadı efendi, meseleyi başka türlü de halledebiliriz. Eğer bizi affederseniz, ne isterseniz veririz. Demek tacirsiniz. Yani buraya bir daha gelmeyeceksiniz.
Neyse ki ben Sultan Murat kadar katı biri değilim. Vicdanlı ve merhametli biriyim. Bu defalık canınızı bağışlıyorum. Demek benim gibi değilsin öyle mi? Vicdanlısın. Bu mu senin vicdanın? Rüşvet almak, kanunlara karşı gelmek mi? Başlarını yalarım affedin. Zina. Bundan sonra emrinizden çıkacağım. Çıkacaksın Kadı Efendi. Emirlerimi işitmeyeceksin ki. Zira emirlerime itaat etmek istemeyen kulak sağırdır. İşitmez. Olacak şey değil. Kötü bir haber mi var baba? Kimden gelmiş mektup? Bursa Kadısı malumat yollamış. Sultan Murat İznik Kadısı'nı idam ettirmiş. Sonra da adi bir suçlu gibi şehrin meydanını astırmış. Ulemadan birisinin öldürüldüğü nerede görülmüş? Bu işte bir hata olmasın? Hata haberde değil oğlum. Nizamda. Biz bu hatayı düzelteceğiz. Derhal ulemaya haber ver. Bir an evvel toplanmamız icap ediyor. Emredersiniz. Şehzadem dikkatli olun. Maazallah düşüp bir yerinizi incitirsiniz. Bir şey olmaz bana. Oyun oynuyoruz biz. Ahmet. Şehzadem. Narin evlatlarımı odalarına götür. Emredersiniz sultanım. Hayrolsun Ayşe. Pek bir keyifsizsin. Sizi görmek keyfimi kaçırmaya kâfi sultanım. Benden de, evlatlarımdan da uzak durun. Nedir bu tavırların manası? Siz gayet iyi biliyorsunuz. Kiminle konuştuğunu unutma. Karşında Ekber Şehzade'nin validesi var. Sırlarını da bildiğimi hesaba katarsan, haddini bilmen yararına olacaktır. Ben de sizin sırlarınızı biliyorum. Seninle bir anlaşma yaptık Ayşe. Bozacak olursan neticelerine katlanırsın. Ah,
Ayşe ve Gülbahar Sultan arasında bir şey var. Neredeyse birbirlerine giriyorlardı. Düşünceniz ne sultanım? Yoksa Ayşe Sultan'dan mı şüpheleniyorsunuz? Mektubu o yazmış olabilir. Hem başka kim yazacak ki? Aklıma başka bir ihtimal gelmiyor. İyi de Kösem Sultan'a gitmek varken niye size mektup yazsın? Bilmiyorum. Anlam veremiyorum bir türlü. Ama eğer bu işin içinde Ayşe Sultan varsa benim bunu mutlaka öğrenmem lazım. Hünkârım, davetime icabet edip geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yadigar kulunuz için sizleri ağırlamak büyük şeref sultanım. Buraya kadar gelmişken beyler beyimi görmeden gitmeyeyim dedim. Aman padişahım, bahtiyar ettiniz beni. İznik kadısının akıbetini işittik. Ahali de biz de epeydir rahatsızdık kendisinden. Rüşvet almadan iş görmüyordu. Yasaklara da karşıydı. İstihbaratın doğru çıktı Yadigar Paşa. Boğazına kadar pisliğe batmış haini dini devlet. Kasım. Hı. Ben bu adamı hiç sevmedim. Niye? Bir şey mi söyledi sana? Sevmedim işte. Hali bir tuhaf. İbrahim, neresi tuhaf? Adam işte. Ye yemeğini sen. Sıkıldıysan dairemize geçelim. Hünkârım. Müsaade buyurursanız biz daire... Allah rahatlık versin. Size de hünkârım. Şehzadelerimize refakat edin odalarına kadar. Hünkârım. Müsaade buyurursanız size bir hediyem olacak. Ağalar. Hünkârım. Müsaadenizle hünkârım. Buyurun Kadı Efendi. Mehmet Paşam, beni görmek istemişsiniz. Gel Kadı Efendi, gel. Buyur. Şerbet verelim. İstanbul muhafızı olarak yasakların tatbikiyle alakalı sizle konuşmak istedim. Kimseye göz açtırmıyorum. Yasakları çiğneyip karşıma gelen herkes layıkıyla cezasını buluyor. Âlâ.
Lakin yetmez. Teftişi arttırmak lazım. Gerekirse hane hane dolaşıp gizlice tütün ve kahve tüketenleri tespit edeceksiniz. Gayret ederim. Lakin zor. Neymiş zor olan Kadı Efendi? Padişahımızın emirlerine itaat etmek mi? Zoruna gidiyor değil mi? Hünkârımızın emirlerini yerine getirmek zoruna gidiyor. Zira ihanet içindesin. Çünkü sen de baban Ahizade Efendi gibi ihanet içindesin. Haşa! Biz... Geçirtmez mi? Baydım. Buraya kadarmış Seyit Efendi. Söyle bakalım Ahizade Efendi ne işler çeviriyor? Ben bir şey bilmiyorum. İçtiğin zehrin şifası burada. Eğer hakikati söylersen, Valide Sultan olarak sana söz veriyorum, canını bağışlayacağım. Zeynela, burada beklemene lüzum yok. Beni değil, validemi koruyacaksın. Burada kalmam daha doğru şehzadem. Valideniz sizin için endişeleniyor. Gel. Şehzadem, Valide Sultanımız sizi çağırıyorlar. Hayırdır Aca? Mesele nedir? Ahizade Efendi'yi ziyarete gidecekler. Sizi de yanlarında istediler. Olur. Zeynela, sen valideme haber edersin. Madem ki Kösem Sultanımız çağırmış, bekletmek olmaz. Faruk Sultan, gece vakti hayır olsun. Hayır mı değil mi onu sen söyleyeceksin. Bana bir mektup geldi. O mu yazdı? Kim? Ne mektubu? Ayşe Sultan. Gülbahar Sultan'ı ifşa eden mektubu o yazdı değil mi? Ben bilmiyorum. Hem neden öyle bir şey yapsın ki sultanımız? Siz yine neyle itham ediyorsunuz? İtham ediyoruz öyle mi? Geç şuraya. Yapmayın, ne yapıyorsunuz? Ben ne yaptım? Sus. Sen burada bekle. Sultanım, şehzademizi götürdüler. Kim? Nereye götürdüler? Kösem Sultan'la çıktılar. Ahizade Efendi'ye gideceklerini söyledi Hacı Ağa. Ahizade Efendi'ye mi? Eyvahlar olsun. Hiç ayrı alamet değil. Ayşe sade ne bir şey yapacak Kösem. Derhal Sinan Paşa'ya haber ver, hemen gelsin. Siz çıkın. Bakıyorum da dairemi basmaya adet edindi. Ne işin var senin burada? Niye geldin yine? Asıl sen ne yapıyorsun onu söyle. Narin Kahve her şeyi anlattı. Mektubu sen yazmışsın bana. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Narin nerede? Ne yaptın ona? İnkar etme de neden yaptın onu söyle. Gülbahar Sultan'la seni münakaşa ederken gördüm. Ne var aranızda?
Neden beni dahil etmeye çalışıyorsun? Ne görmüşsen yanlış görmüşsün. Benim Gülbahar Sultan'la aramda ne olabilir? Yine bana iftira atmak peşindesin. İftira mı? Bugüne kadar her şeyi sen yaptın zaten. Ne iftirası? Anlat dedim Ayşe. Ne istiyorsun benden? Benim tek isteğim senin buradan defolup gitmen. Anladın mı? Böyle her kafana estiğinde de karşıma geçip bana hesap sormaya kalkma. Peki. O zaman Sultan Murat'a verirsin hesabını. Şehzadelerimiz yattı mı? Yattılar ağam. Emniyetleri için gerekli tedbirleri aldık. Hala. Sultanım, hayırlar olsun gece vakti. Sinan Paşa yetiş. Kösem şehzademi kıyacak. Yetiş kurtar şehzademi. Sultanım, sakin olun ve bana neler olduğunu anlatın. Sinan Paşa. Hepiniz İznik Kadısı Gümüşzade Mehmet Efendi'nin başına gelenleri işitmişsinizdir. Sultan Murat ilmiye ricalinden bir zatı sorgu sual etmeden idam etmiş, 3 gün boyunca şehrin meydanında sallandırmış. Böyle şey ne görülmüş ne de işitilmiştir. Ulemadan bir zat nasıl idam edilir? Sultan Murat ulemaya itibar etmediğini resmen ilan etmiştir. Bugün İznik Kadısı'na yapılanların yarın bize yapılmayacağı ne malum? Bu idam hepimize yapılmış bir hakarettir. Hiçbirimizin can güvenliği yoktu. İşte bu sebeple hep beraber olacağız. Ve bu gidişata son vereceğiz. Nasıl olacak? Müftü efendi, hünkârımız laf anlamıyor. Kendi bildiğini okuyor. Sultan Murat'a derdimizi anlatmanın bir yolu yok mudur Şeyhülislam Efendi? Kösem Sultan'a mı? Sultan Murat'ın Kösem Sultan'ı dinlediği mi var? Onca masuma kıyarken bir şey yapabildi mi? Gerekirse hal edeceğiz ve Şehzade Bayezid'i tahta çıkaracağız. Evet, Şeyhülislam doğru söylüyor. Şehzade'nin desteği veriyor. Bayezid'in arkasında doğru söylüyor.
Thank you.